Eşimizle problemi olmuyor da komşumuzla, en yakın arkadaşımızla, tabii, bir akrabamızla problem yaşıyoruz. Tabii, evet, dediğin gibi ofiste bir arkadaşınla problem yaşıyorsun. O yüzden burcunuzu yazın bize Instagram Nur Viral. Sevgili Filiz Özkol, Adi Yıldırım sizler için cevaplasın. Oğlak erkeği hoşlandığı kadının nasıl giyinmesini ister? Aa, ilginç bir soru. Marka, klasik. Hani derler ya böyle, ne bulduysa giyip yakıştıran kadınlar vardır. Deli saraylı gibi ya da kokoş deriz onlara. Ama muhteşem bir yakıştırırlar. Bakarsın Allah Allah dersin, pazardan bir şey alır. Gider en lüks bir şey alır. Bir atıyorum yani bir markanın, en büyük markanın pantolonun üzerine pazardan 10 liralık bir şeyi giyip yakıştırır. Ama oğlak için öyle değildir. Oğla A'dan Z'ye her şeyi kaliteli olmalı ve uyumlu olmalı. Marka sever yani oğla. Marka da sever ama her zaman da değil. Kalitelist ama onun gözü kapalı olarak bile seçtiği şey marka çıkar. Peki Adi, biz kadınlar kadınlar için mi, erkekler için mi giyiniriz? Valla kadınlar kadınlar için giyiniyor ya. Yemin ediyorum öyle. Bak yemin ediyorum öyle. Kadınlar kadınlar için giyiniyor. Bir erkeğin geldiği zaman arkadaşlarla oturuyoruz. Bir arkadaşımız geliyor. Vay, takımı nereden aldın abi, o ayakkabılar nereden diye sorduğumu hiç hatırlamıyorum. Bakmam ki. Aa, güzel olmuş, bu renk sana gidiyor derim. Maksimum bu. Ama kadına, kadın detay görüyor. Kadın var ya, bir bakar şöyle, bir röntgeni çeker. Bütün iç organlara kadar çeker hepsini. Ondan sonra der ki bak, onu oradan almış, ona bu renkte olmuş falan filan. Hepsini böyle bir dakikada şimşek. Ya da o yakışmış, yakışmamış. Yakışmamış, yakışmamış. Ay, rüküş durmuş falan filan. Erkeklerde yoktur böyle ama bir şey. Öyle, doğuştan öyle. Kadının yapısı öyle, yapısı evet, öyle. Yapısı. Onun için kadınlar öyle. Kadınlar için giyiniyor, doğru değil mi tabii, bu? Tabii tabii, kesinlikle. Ya erkekler ikinci sırada, onu zaten diyorum. Zaten kadın kadınla. İşte hangi doktora gidiyorsun, ne yaptırıyorsun, şunu yapıyor musun, botokslar var mı, ne yapıyor? Gidip de bir erkeğe sormaz kadın. Peki ben anlamadığım bir şey var mesela. Erkeklerin çoğu işte bakıyorlar ekranda gördükleri ya da işte televizyon dizilerinde işte kadınları beğeniyorlar, ediyorlar. Mesela kendi eşi, kendi partneri bir şey yaptırmak istediğinde, mesela saçını boyatmak istiyor, ne bileyim bir botoks yaptırmak istiyor, bir şey yaptırmak istiyor. Hayır, ben böyle doğal seviyorum diyor. Bu da galiba koca bir yalan yani. Yalan tabii ki, çünkü cebini düşünüyor. Şimdi orada şöyle bir fark var ama. Bazı erkekler seviyor operasyon. Yani diyor ki, hatta eşine söyleyen adamlar tanıyorum ben. Git hani botoks yaptır bilmem ne falan. Bir de sevmeyenler var. Ben gerçekten sevmeyenlerin, yani ben doğal seviyorum diyenlerin samimi olduğuna inanıyorum. Çünkü bazı adamlar sevmiyor operasyonu. Aynı şekilde yani. Makyaj da öyle mesela. Makyaj başka bir konu ama. Burada senin söylediğin operasyon, bayağı yüzdeki operasyon. Ya sadece operasyon için söylemiyorum. Hı. Mesela görüyoruz yani birçok internet sitelerinde, sosyal medyada gezerken böyle makyajlı, gayet çok makyaj yapmış kadınlara bakıyor, inceliyor. Arkadaşlar arasında beğeniyor falan. Gidiyor ona beğeni koyuyor ama kendi eşi böyle bir şey yapmak istediğinde hayır. Şimdi eğer beğeni koyuyorsa, ya bizzat beğeni koyuyorsa ve eşine hayır diyorsa, orada samimi değil o adam. Orada samimi değil. Ya neden istemiyordur? Ya senin söylediğin gibi masraf çıkartma diyordur. Masraf. Ya diyordur ki ya şimdi operasyon yaparsın, sana uymaz o. Ya beğenmezsem yaptıracağın şey. Ya da çok aşırı güzel olursun, kıskanırım gibi. Kıskançlık var. Ya bir şeyler var onun altında. Samimi değil. Orada başka şeyler de var. Erkek çünkü genelde birazcık kendi içinde poligam bir yapısı olduğu için ya birkaç yani kadınlara bakabiliyor ki, herkes bakabiliyor. Ama kendi karısını özel kılıyor, kendi hayatındaki kişiyi. O diyor benim bir parçam, benim, bana ait o, bana ait. Bir de bana ait duygusu var erkeklerde. Şimdi yanlış bir duygu. Bu tabir birçok kadını irite ediyor. Kesinlikle. Evet, yani aitlik. Bana ait. Ama öte yandan mesela bazı kadınlar da var. Şimdi sosyal medyada dolaşan şeyler görüyorum. Ben ait olmak isterim, işte erkeğime ait olurum seninim diyenler de var. Diyor. Bak kadınlar da bu konuda bölünmüş durumda. Peki bunu burç olarak ayırabiliyor musunuz? Ayırırız. Çok tabii rahatlıkla. Ayırırız. Buyurun efendim. Ayırırız. Buyurun, buyurun efendim. Evet. Mesela ait olmak isteyen. Yengeçler ve balıklar. Onlar birine ait oluyor. Olmayı çok severler. Tabii hepsi değil, hepsini şey ama yengeçler kendisine, şimdi babalarının yerine koydukları erkek, işte aynı babalarında bulduğu güçlü adam. Ait olmak demeyelim de ona, yanında güçlü bir adamla yaşamayı seviyorlar. Tabii. Ama bazıları da ben tek başıma yaşarım, takamam bir erkeği öyle ömür boyu yani değil. Mesela hangi burç mesela? Yani sevmeyen. İkizler, koçlar, İkizler yaylar. Hiç gelmez bak, onu söyleyeyim. Yaylar. Ne yani, aidiyeti falan da. Sevdiklerini şey gibi görürler onlar. Hani güçlü bir erkek tipi değil de arkadaş dost. Ya ben sevgilimle, kocamla der 40 yıldır dost gibiyiz. Biz o kadar iyi arkadaşız ki bazen karı koca olduğumuzu unutuyoruz. Sevgili gibiyiz derler. Bunlar işte ikizler, yaylar ve koçlar. Ama yengeçler ve balıklar işte
daha çok böyle şeydir. Duygusal oldukları için duygusaldır. Değil mi? Duygusaldır. Güçlü erkek modelini severler. Seviyorlar karşılarında. Orada da aidiyet hissediyor. Orada işte şu anda bir sürü yengeç, yeni model gençlerde yok tabii ki yeni onlar. Model. Yeni model yengeçlerde. Hiçbir şey yok onlarda. Ama yine de böyle hani sen bu senin için giyindin, bana niye güzel demedin? Yani bir şey onay almak istiyor. Anladım. Şunu şöyle yaptın. Abi sen bana bugün bunu bak görmedin. Saçımı kestim niye görmedin? Rengini değiştirdim gibi. Görmedin? Görüyor musun? İşte. Niye? Niye? Şimdi sırada ne var? İkizler var. İkizler kadını nelerden hoşlanmaz? İkizler erkeğine nasıl davranmamız gerekir? Bu, aşka pozitif ve negatif yönlerini söyleyelim. Şimdi abla Filiz ablam söyleyecek ama bir şey anlatabilir miyim burada kısaca? Geçen hafta ikizlerle ilgili o kadar yoğun mesajlar aldım ki Instagram'dan falan şaşkınım. Çünkü biz sen ve ben ikimiz ikizleri inanılmaz övdük. Dedik ki hayata renk katar, neşedir, enerjidir. Ya işte ikizler için niye kötü konuşuyorsunuz arkadaşlar? Sadece olumlu cümleler çıktı burada. Tabii ki her burcun kötü tarafları da var. Onlar kötü. Ama nerede kötü acaba diyorum, bizim söylediklerimiz başka türlü mü yansıyor? Dekodurdan geçip şimdi ben iyi konuştum, sen daha da iyi konuştun yani. Evet. Ben dedim ki hayatınızda ikizler olmalı. Üstelik bir şey söyleyeceğim. Benim de yükselenim ikizler yani. Evet. Düşünsenize yani. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Burçların zaten negatif ve pozitif yönleri var. Yani evet. Değil mi? Tabii ki hepsini söylüyoruz. Biz niye bu programı yapıyoruz? Her ikisini öğrenmek için. İkizlerle hani ilgili. İkizlerin önce ikizler kadınının önce güzel haberleri, şey, pozitif haberleri, pozitif konuşalım. Yok, sonra negatif. En sevmediği şey, sözünün kesilmesi. Heyecanlı heyecanlı konuşmayı çok sever ikizler. Ama sana o kadar güzel hayallerini anlatır, o kadar güzel konuşur ki ikizlerin akıcı konuşmasının içinde kaybolur gidersin. Dersin ki yani konuşsun. Bitince de hala dersin, bitmemiş gibi. Senin konuşma yeteneğini yok eder ikizler. Dinlemeyi öğretir, evet, daha güzel. Dinlemeyi öğretir. Ya, dinlemeyi öğreneceksin yani. peki buna yani ikizlerin pozitif özelliği bu ama evet, partneri tarafından negatif algılanabilir. Tabii canım. Çok konuşuyor gibi. Başımı eti mi yedi diyebilirler. Ay vır 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 vır. Mesela ikizler komşusu olan biri vardır mesela. Ay ben o Ayşe Hanım'ın kapısını tıklatmak ya da merhaba demek istemiyorum. Bir başlıyor sülalesini anlatmaya, kapının üstünde, kapı aralığında 5 saat sohbet etmek zorunda kalıyorum deyip kaçanlar da var. Apartmanda karşılaşmayalım. Aman. Asansörde işte, karşılaşmayalım. Lafa tutuyor çünkü. Lafa tutuyor. Camda anlatıyor. Gözükmeyelim. Hani saçın çok güzel dersin. Saç kuaförünün yaptığı bütün boya çeşitlerini anlatır. Ne hangi kuaförde olmadığı sonra. Ya seni yakaladığı zaman. Yakaladığı anda boğar. Muhabbete ama, başlıyor. Ama eğer tatlı kızsa, tatlı kadınsa zaten zevkle dinlersin. Ay sana daldım dersin, işim oldum, ne güzel konuştuk. Gel kahveyi içelim, daha uzun konuşalım. Ya böyle ikizlerin bir de tatlı muhabbeti vardır. Ya ne, bir şey söyleyeyim mi? İkizlerin en büyük özelliği bence koç kadınında da ben bunu görüyorum. Enerjisini yüksek tutmayı biliyor. Evet. Yani bugünkü hayat koşullarında kötü hissetmek istersen zaten dünyada olan bitenler belli. Pandemi şu bu, zor bir hayat. Ama enerjini yüksek tutabilmek asıl mesele bu. Koç'ta da bu var. Tabii. İkizler'de de bu var. Şimdi yayda böyle burç istiyorsun çevrende. Yayda da var. Yayda da var. Yani, çok eğlenceli. Hani bardağın boş tarafını değil doruk tarafını görebiliyor. Eğlenecek bir şey buluyor kendine. Şimdi bak bardak kırıldığı zaman olumsuz biri olsa ay vah takım bozuldu. Ama yayla ikizler oh üzerimizden kötü enerji gitti. Doğru valla. Nereden baktığına hakikaten, bağlı. Çok doğru bir şey söyledim. Bazıları mesela yaşadığı bir şey olumsuz olarak düşünürken bazıları bunu bir güzel bir döngü olarak tabii düşünüyor. Tabii canım yani şimdi. Yay ve ikizler lazım. Böyle. Evet. Bunu mesela kötü olarak hangi burç düşünür? Eyvah diye. Hani kara kedi geçti. Oğlaklar düşünür çünkü annesinden dedesinden bir şeyinden antika bir şeyleri vardır. Kırılınca eyvah der. Ben bir daha yadigarı bozduk. Bozduk der. Ama ben şöyle bir şey yaparım. Her zaman 2 tane fazla alırım takımlardan. Ya tabii ki yani kırılır falan diye. Kırılırsa yedeklerim diye. Her zaman 2 tane fazla. Bak, güzel bir sistem. Tabii. Hayat deneyimi var. Şahane. Peki yönetmenimiz Emre dedi ki nereye koyuyor diyor. Nereye koyacak? Kulağıma diyor ki nereye koyuyor diyor. İki taneyi sanırım. O takımların oraya yanına koyuyor. İşte erkek aklı bak. Erkek işte. Ya. Yönetmenin burcu ne? Biz onu düşünürüz. Emre burcun ne? İkizler. Al işte. İkizlere ikizler hem de. Allah hemen işte hazır cevap. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi ikizler erkeği, ikizler kadını çok konuşur dedin. Değil mi? Evet. Çok konuşur ama güzel ve akıcı konuşur. Ama mutlaka başka özellikleri de vardır. Mesela ikizler kadınıyla birlikte olmanız için nedenleriniz ne? Bak
şundan şundan dolayı. İkizler erkeği için de çok renklidir. Senin bütün ihtiyaçlarını anında görür yapar. Bakar işte der dur bakayım akşama şöyle gideceğiz. Şunu yapacağız bunu yapacağız. Tatil için şey otel araştırır. Biletleri alır. Kendi başına. Hepsini ama halleder. Halleder. Ondan hepsini sonra halleder. Aşkım der gidiyoruz. Böyle bir kadını güzel. İsteme. Yani bak. Kadını mı erkeği mi? Kadını da erkeği de. Harika. Evet. İkizler kadının bir ilişkide olduğu erkek için avantajı bütün onları adamdan sinyal beklemeden halletmesi. Yapar. Şimdi bazı kadınlar var söyleyeceksin muhtemelen hep bütün adımı erkekten bekler. Ben yapmam o yapsın. Ben hiçbir şey yapmam o yapsın. Aman Adil Bey ben hiç işim olmaz falan. İkizler tam tersi. Aman hiç önemli değil der ben halledeyim der. Tık 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 hepsini halleder yani. Akrep kendi yapar. Akrep burcu kadını yapamaz. Akrebe nereden geldin birden ya? Biraz önce söyleyeceksin dedin ya. Ha, kendi anladım. İşini yap, kendi işini kendi yapan akreptir. Sorduğun için akrep kendi işini kendi yapıyor. Biraz önce. Peki. Hadi bakalım devam edelim.